İsaren'den buraya, buradan Ortaköy'e. Artık zaten İsaren'le Hocaköy arası hemen hemen sağlam bir asfalt falan atıldı oraya. Yani düşünebiliyor musun? Cerrah, Çeltikçi, Hocaköy, oradan ara yoldan hiç şehrin içine girmeden buradan Oylat'a veya Ankara'ya çıkabilecekler. Aynen, aynen, aynen. Şuradan da bakalım mı? Evet. Depomuz. Ortaköy'e giden. Biz şu noktadayız. Biz şu an buradayız. Bu uzunluğumuz 2.2 kilometre. Şu an 1.2 değil biz. Çalışma devam ediyor. Buraya kadar mı 2.2? Evet. Şu an ikinci ekibimiz de aynı zamanda şu Ortaköy'de şube şeklini çalışıyor. Tamam, çok güzel. Şunlar falan? Bunlar da buradan buraya Ali Bey Köy'deki yolumuza geçeceğiz. Tamam, devam edecek olan projemiz. Çok güzel. Selahattin Bey'in bahsettiği gibi İsa Eren hattından geldik. Devam ediyoruz. Şu an Ortaköy'deyiz. Buradan da Ali Bey Köyü. Hatta başarım. Daha da geriye gidersen Yenice'den çık. Yenice'den çık. Hiç şehrin içine girmeden bu yollardan ta Ankara asfaltına gidebilirsin. Yani küçük bir çevre yolu gibi de düşünebilirsin. O onun önüne geldi. Zaten buralar arazi yol olarak tanımlı olan yollar. Zaten tabii kesin. Sıfırdan bir yol oluşturmuyoruz ama yol şartlarını iyileştiriyoruz. Tabii. Halkaya çalışmak inşallah çalışmayan yol. Seneye veya bir dahaki seneye ya büyük şehri sıkıştırırız biz stabilize yaptırırız falan. Tabii. Üzerine bundan sonra her türlü iyileştirme yapılabilir. Ama en azından kaybolup gitmeyeceğiz. Tabii, onu biliyoruz yani. Öbür türlü bulanıp gidiyordu. Tabii canım. Arkadaşlar yolun eski hali yani düşünün bu. Yani en ufak bir yağmurda işte güneş, yağmur, çamur efendim traktörler buralardan girip çıkarken sürekli olarak bize şeyi bildiriyorlardı işte. Ya başkanım şuralara bir el atsanız. Şimdi en azından bu işleri her seferinde geri dönmeyeceğiz. Sağlamlaştıksa da üstüne yarın en güzel kaplamayı yapıp devam ederiz. Şöyle bir şey de var başkanım. O bahsettiğimiz yol İsaören'den tut bu ileri doğru hep meyve bahçesi farkındaysan. Evet. Meyve bahçesi 12 ay çalışılan bir şey. Tabii. Şimdi budalama yapılıyor. Bravo. Bir ay sonra ilaç atılacak. Yani sürekli çalışan bir yol. Eskisi gibi değil. Yani kış girdi bir daha çalışmıyor. Böyle bir şey yok. Tam zamanlı ihtiyacı karşılayacak. Kesinlikle. Eyvallah. Evet biz size burada bir açıklama da verelim mi arkadaşlar? Olur. Evet. Evet. Hazırız değil mi? Evet, buyurun arkadaşlar. Böyle hep beraber muhtarlarımızla meşhuruz. Evet. Çok değerli basın mensupları, çok kıymetli muhtarlarım, değerli meclisiyelerim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partimizin değerli başkan vekilleri, yöneticileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak yeni seneyi, yeni yılı, yeni miladi yılı inşallah güzel geçirme temennisini iletmek istiyorum. Önce sağlıkla, sıhhatle, efendime söyleyeyim, başarılarla, huzurla güzel bir yıl olsun inşallah. Tabii yani çalışmalarımızda hiç aralık vermeden devam ediyoruz. Mevsimsel olarak her ne kadar kış aylarında da olsak biliyorsunuz şehrimizin içerisinde, kırsalda, beldede, efendim her alanda İşte gerek içme suyu, gerek kanalizasyon, gerek yağmur suyu gibi kaldırım, trotuar, park alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanları gibi, otoparklar gibi düzenlemeler devam ediyor. Yaşamın olduğu her yerde. Bugün neredeyiz biz? Bugün Ortaköy Deydinler arasında, Deydinler mahallemizdeyiz. Hatta kooperatifimizin de önündeyiz. Burada arazi yolları üzerinde, kıymetli arkadaşlar, arazi yollarını iyileştirmeyle ilgili kalıcı hale getirmeyle ilgili çalışma yürütüyoruz. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz mevsimsel olarak araziye girmek istendiğinde, arazi bozuk olduğunda belediyemize talep iletilir. Bu tüm her bölgede böyledir. İşte Sayın Başkanım ya buraya bir bıçak vursanız da tekrar bir malzeme atsanız biz de araziye girsek şeklinde. Tabii bu talep İnegöl'ün ovası büyük. Her yerinde tarım yapılıyor, bahçecilik yapılıyor, meyvecilik yapılıyor. Dolayısıyla bunlara yetişmek çok mümkün olmuyor idi. Ama gerek büyükşehirimizin, gerek ilçe belediyemizin katkılarıyla mesafe almaya çalışıyorduk. Ancak yapılan iş bir süre sonra ortadan kayboluyor. Çamura bulanıyor, tekrar gidiyor. Şimdi biz burada yol yapma standartlarına, tekniğine uygun olarak işte en tabana daha kalın malzemeyi sererek, onun üzerine de inceyi işleyerek bu yolun kalıcı hale gelmesini, nihayetinde bu bahçeler, bu tarım, bu alan kullanılacaksa, çiftçimiz bu arazilere girecekse bunların kalıcı olarak yapılmasını istedik. Burada yapmış olduğumuz ihale neticesinde her yıl üzerine belli bir kilometre
koyarak artık hiç olmazsa yaptığımız yerlere tekrar bir geriye dönmeyeceğiz. Yani hem tasarruflu hem iktisatlı gitmiş oluyoruz hem de kalıcı iş yapmış oluyoruz. İnşallah bununla alakalı olarak arkadaşlarımız çalışmalarını hızlı hızlı tamamlayacaklar. Arazilerimizde daha iyi bir şekilde, daha doğru, daha verimli bir şekilde işleniyor olacak. Bu bizim çiftçimize de faydadır. Aynı zamanda bu güzergahlar, geçiş güzergahları olarak köylerimizi de aslında birbirlerine bağlıyor. Yani işte batıdan doğuya doğru gitmek isteyen, işte aşağıdan, yukarıdan, kuzey, güney fark etmez. Bu bağlantılar sayesinde alternatif bir alan olarak da bunları kullanabilme imkanına sahip olacağız. Burada arkadaşlarımız yaklaşık 25 kilometrelik yol çalışması tamamlandı. Hedef tabii daha fazlaca yolu, çünkü arazi yolu dediğinizce binlerce kilometre. Ama bunları her seferinde üstüne koyarak devam ettirip ve önceliği de grup köyler, daha fazla alanın işleneceği alanlar gibi belirleyerek buralardan başlamış olduk. Geçmişte de biliyorsunuz kuzey hattımızda da çalışmalar yapmıştık. Ben bu yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımız yine şimdi bugün Deydinler Ortaköy hattı, daha sonra da Ortaköy Alibeyköy tarafında. Tabii geri tarafta da çalışmalar yapıldı. Karşı tarafta da bir kısmen yaptığımız çalışmalar var. Bunları örümcek ağ gibi böyle her tarafa öreceğiz. Ördükçe de artık her sene biz aynı işte meşgul olmadan, ama bu yolları da yarın gelecekte oturdukça, yani bu ham yol olgunlaştıkça, bunun üzerine de işte gerek stabilize olur, gerek farklı yol kaplama metotlarıyla kaplayarak daha böyle konforlu hale de dönüştürmek mümkün. Ama bu haliyle de çok rahat bir şekilde eskiye nazaran kullanılma imkanına sahip olmuş olacak. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Teşkilat üyelerime, meclis üyelerime, kıymetli muhtarlarıma çok teşekkür ederim. Her birinin fikir, öneri ve katkısı vardı. Selahattin Bey bu işlerin aslında fikir babasıdır. Yani öyle söyleyeyim. Bunu söylememde beis yok. Çünkü kalıcı iş yapmalıyız. Yani bunu biliyoruz. Ve zamandan da tasarruf ediyoruz aynı zamanda. Bu sayede. Ekiplerimize, her birine emeğine sağlık diyorum. Hayırlı olmasın diyorum çalışmalarına.